tüm o oyalama sırasında Aphelios deli gibi hasar çıkarabilir diye düşünürler sanırım ve Jinx'i koruyacak Tahmkent. Tercihi geldi, an kompozisyonu daha çok beğendiniz. Valla şöyle, uygulaması çok kolay değil Beşiktaş'ınkinin ama benim görmeyi istediğim daha işte erken oyunu teknik koridorlar etrafında daha agresif oynayan ve şu anki metada daha çok ödüllendirilen sistem aslında Beşiktaş'ta var. Pozisyon hatası yaptığınızda ve baskın verdiğinizde şöyle bir durum var. Aphelios dışında da açıkçası çok da iyi güçlenmiyor Nasri Esports tarafı. Dikkatli olması lazım ki ben bunu ya söylerken... Remyo hayaletini evet. açtı ve Giyu'dan Stray aldı ama kaçış yok. Çok güzel tuttu orada Remyo rakibini. Doğru yerde olduğunuzu, yanlış adım atmadığınızı performans ortaya koymadı. Onu söyleyebilirim. Galacticos bence... Daha kötüsü var ama en kötüsü... Zaten daha kötüsü varsa en kötüsü olmamalı. Chigalar yakalanıyor burada ama hemen Lexus'tan. Hamyap geldi, Lexus. Şimdi kendisi hasar alıyor ama ışınlanmadan gelecek. Robin geldi örgü duvarı kullanarak. Japone'den gelen kronometre. Onu yerden bitmeden kurtaracak ama skor olmaktan kurtaracak bir şey yok. Burada Beşiktaş oyundaki ikinci skorunu aldı. Ama üst koridordan Sovan'da ilk kuleyi almış. Değer gibi gelmiyor. Blackboard'da Shiganari'nin patlangaçlarından kaçmak istiyor. Dil yarası geldi, Cız geldi. Black Sovan çok hasar aldı ama Sovan geliyor senin de söylediğin gibi. Ve cevap ışından gelemeyecek. Kimse de yok ışından. İleri doğru. Oo, ucu geliyor. Arkaya Tahmkent geliyor. Yanında kimi getirecek? Black yalnız orada hemen. Fener'e bindi ve oradan uzaklaştı. Gelen şok dalgası da kurtuluşu rahatlaştırdı. Remyo Balyoz gibi kullanamadan düşer mi dedik. Balyoz gibi kullandı ama ulti kullanamadan düştü. Birazcık daha tank olmak istemiş ve buz ateşi eldivenini almış. Şimdi Sovan. Örgü duvarla beraber Robin geldi. O örgü duvara yapıştırabiliyor biliyorsunuz Sovan rakiplerini. Sovan'ın buradan çıkışı bu sıçrayla mümkün olacak mı? Sıçra hız kesen kombosu. Sovan orada uzaklaştırdı. Shiganari'ye ne oldu? Yanında Tahmkent olmayan Jinx'e ne olursa oldu. Skoru verdi. Oo, Pono. Bu arada Shiganari'nin yapabileceği hiçbir şey yok burada. Şöyle bir şey yapabilirdi belki. Geciktiriliyor diyelim. Ortadan kaldırılıyor denemez ama. Şimdi baktığımız an... savaşacak gibi ama orada saç artı olmuyor. Ve örgü duvar geldi. Ejderi kapatmayı başardılar. Örgü duvar bitene kadar bitirebilecekler. Bitirdiler. Yaz çıkacak takım savaşı. 3 kişilik bir gravitum. Güzellerine sabitlediler. Thresh ultisi pek bir işe yaramadı. Bona içeri girmeye çalışacak. Juzu bu arada ejder bölgesinde kaldı. Kesmişle beraber arkaya çıkıyor. Sovan takip etti onu. Ya Sovan bir anda 4 kişinin arasında kalabilir. Kötü yere gidiyorlar. Karşı tarafa doğru kaçıyor. Japone. Arka tarafta Remyo yakalasa da rakibini bir skor çıkartmayı başardı. Giyun'un da canı oldukça az ama Shiganari'nin burada yapabileceği şeyler çok limitli. Sıçra geldi o noktada Bono'dan. Arka arka skorlar 2-2. Aphelios'tan gelmiş. Robin'in de buradan kaçması zor. Git gidersem seni de yanımda götürürüm diyor. Robin'in üzerine daha iyi düştü. Sersemletme de geliyor. Ya şunu söyleyelim tabii. Beşiktaş şu anda Bulut Ruhu ile arasında sadece bir adım kaldı evet. ama. Ya Bulut Ruhu'nun... Kronometre var Beşiktaş tarafında. Oyun yapmaya çok müsait eşya, onu söyleyelim. Şimdi bir ışınlanma geliyor arka taraf. Evet, Juzu gelmiş. Birazcık dağıttılar Nasri Sports tarafını. Oriana istiyorlar. Giyu yakalandı. Giyu düşer mi? Güzeldi. Giyu düştü. Güçlü ölüm roketi geldi. Ve Giyu'nun düşmesi bu takım savaşını bir anda Beşiktaş lehine çevirebilir. Arkaya gelen ışınlar şu ana kadar gayet iyi iş çıkardı. Skoru almış olmalarına rağmen ejdere gelebilecek kadar nefesi kalmadı Beşiktaş'ın. Bu kule düştüğünde oyun onların için çok zor bir noktaya girecek. Shiganari bu arada Bono'nun üzerine doğru 4 numara gelmesine kaçtı ama ulti, Shiganari Orianna'dan %80 hasar almıştı. Bir sonraki roundda %100 hasar aldı arkada Remyo. Japone'ye ulti atsa da Japone'yi yakalamasının imkanı yok. Nasri Sports skorları arka arkaya diziyor. Bir tek Juzu hayatta. O da bu Nexus'u kurtarabilecek bir üye değil artık yalnız kaldığında. Black'in ölümsüz geçirdiği maç sayısı çıkıyor 3'e. Devam ediyor burada. 8K'ye daha ekliyor. Onu da söyleyeyim. Ama şunu da eklemek lazım şimdi. Rakip kuleye vurmaya geliyor zaten. Beşiktaş bunun farkında. Bunu bildiği halde Orion topunu orada görmeyip o tuzağa düştüler. Yalnız Juzu'yu da istiyorlar. Juzu'yu en azından bir kez öldüreyim diyor.